Merhabalar, Kimura'ya hoş geldiniz. Ben Mert Savcı. Bugün sizlerle birlikte UFC 300'ün ardından oluşan gündemi, Dana White'ın açıkladığı bomba maçları konuşacağız. Bir sürü konu var, hepsine değineceğiz bu videoda ama öncesinde hatırlatmak istiyorum. Beğenip abone olursanız kanala, videoya yorum yaparsanız çok mutlu oluruz arkadaşlar. Diyelim, hemen videoya geçelim. Evet, UFC 300 gerçekten de tarihin en iyi kartlarından biriydi. Muhteşem bir kartı geride bıraktık ve Dana White basın toplantısında birçok konuya açıklık getirdi. Birçok konuyu açıkladı ve yaptığı en önemli açıklamalardan biri tabii ki de Conor McGregor'ın geri dönüşüydü. Conor McGregor 29 Haziran'da UFC 303'te Michael Chandler'a karşı geri dönecek. Uluslararası dövüş haftasında zaten kendisi de orada dövüşmeyi çok istiyordu. 170'te yapılacak maç Welterweight'te ve çok güzel bir maç olacağı kesin. McGregor'ın Mystic Mac'in geri dönüşü UFC'ye de yeniden bomba bir rüzgar getirecektir. Tabii UFC 300'le birlikte zaten inanılmaz bir vites arttırdık. Çok güzel izlenmeler geliyor her şeye. Bu içerik üreten MMA ile ilgili herkese, her şeye çok fazla etkileşim geliyor. Katlanarak arttı adeta. Onu söyleyebilirim. Gerçekten güzel bir kartı geride bıraktık. Michael Chandler McGregor tarafına bakarsak bence bu işin sonunda resmileşmesi çok güzel oldu. McGregor dün UFC 300 gibi tarihi bir kartı izlerken de birçok tweet attı. Birçok şeye değindi. Yeri geldi sataşmalar yaptı kendine özgü. Yeri geldi maçlarla ilgili yorumlar yaptı. Ve gerçekten bu sahnenin içinde UFC sahnesinin içinde kesinlikle olması gerektiğini düşündüğüm insanlardan biri McGregor. Yani bu şirketin yüzü, yani UFC deyince Conor McGregor, Conor McGregor deyince UFC akla geliyor. Bu ikisi birbirleriyle çok özdeşleşmiş şeyler. Yani o yüzden de çok mutluyuz onun geri dönüşünden. Michael Chandler karşısında 170'te yapılacak bir maçın ben McGregor'ın avantajını olacağını düşünüyorum ama her zaman söylüyorum 1.5 round boyunca, hatta 2 round boyunca benim favorim Michael Chandler bu eşleşmede. Daha sonrasında Michael Chandler'ın kendini nasıl kullanacağı ile alakalı olarak maçın ibresi belki Conor McGregor'a kayabilir ama ben birazcık, hatta yani çok fazla Conor McGregor seven biri olarak birazcık bu maça karşı karamsarım. Çünkü Conor çok uzun zamandır uzak kafesten ve son maçları da aslında bizlere çok iyi izlenimler bırakmadı. Dustin Poirier ile yaptığı 3. maçın ilk başlarında zinde ve fena değildi bana kalırsa ama orada da işte bir şanssız sakatlık geçirdi. Yani burada hem sakatlıktan hem uzun bir aranın ardından nasıl dönecek, bunların hepsini göreceğiz, merak ediyoruz. Conor McGregor'ı Max Holloway ile de böyle bir ufak respect, yani saygı çerçevesi altında bir atışma da oldu. Max Holloway dedi ki seçeneklerimiz mevcut. Conor McGregor kendini BMF olarak addediyorsa gerçekten bu maçı yapmaya hazırım. Eğer kendisi bunu istiyorsa bunu yapabiliriz dedi. Conor McGregor da tebrikler Max diyerek bir göz kırptı. Yani görüyorum meydan okumanı, onun da sırası gelecek tarzında bir göz kırpmaydı bu. Böyle bir maç gerçekleşirse tabii ki de enfes olur. Çünkü şimdi Conor McGregor ne kadar hani kondisyon şu anda kafes kondisyonu kafesten uzak da olsa, düşük de olsa inanılmaz enfes bir striker. Bir yanda Max Holloway var. Zaten gördük neler yaptığını ki 600 bin dolarlık bir bonus kazandı o striking sayesinde. 2 tane bonus, knockout performans ve 600 bin doları cebine koydu. Sadece bonuslardan aldığı para, bir de maça çıktığı için alacağı para var. Gerçekten bu gecenin herhalde en karlı ismi diyebiliriz Max Holloway için. Onunla ilgili potansiyel rakipleri de konuşacağız ama o bir yandan BMF kemerinde savunmak istiyor. Bunu da Conor McGregor'a karşı yapmak istiyor. O da kesinlikle muhteşem bir maç olur ama yani şunu söylemek lazım. McGregor'ın kesinlikle Michael Chandler'ı galibiyetle geçip daha sonrasında da çok fazla ara vermeden bir maça daha çıkması onun için en hayırlısı olacaktır ki iki maç arda arda kazanırsa da ben kesinlikle BMF veya herhangi bir bisikletin kemerine Conor McGregor'ı koyacaklarını düşünüyorum. UFC'de her ne kadar Conor sürecini çok iyi yönetemeseler de avuçları kaşınıyordur böyle bir senaryoda. Yani Conor iki maç kazanacak ve ardından kemer için dövüşecek. İnanılmaz bir gate sales, yani bilet yerinde seyircili bilet satışı yaptırır. Hem de inanılmaz bir pay per view yaptırır bu. Zaten Conor'ın çıkacağı maçlar da herhangi bir maç olsa da inanılmaz bir pay per view satışı yapıyor ki bunu Cerrone maçında zaten gördük. 1.4 falan o civarlarda satmıştı ki normal UFC kartına doldur doldur adamları, bazen 1 milyonu bile bulamıyorsun. Çoğu zaman bulamıyorsun. O yüzden Conor McGregor gerçekten başka bir seviye UFC için finansal anlamda, onu söyleyebilirim. Max Holloway ile ilgili konuya geçersek onu da bahsedelim. Dediğimiz gibi Max Holloway 600
$200.000 kazandı ve maç sonunda hem Ilya Topuria'ya hem de Gaethje ile bu siklette dövüşüp 155'te dövüşüp bu performans sergilediği için de İslam Makhachev'e meydan okudu ve burada iki tane meydan okuma yaptı. Tabi bakıldığı zaman Ilya Topuria maçı bana daha gerçekçi geliyor çünkü İslam'ın olası rakipleri de şu anda çok fazla, onlardan da bahsedeceğiz ama Max Holloway 155'te böyle bir knockout'a ve böyle bir üstün performans sergileyince tabi İslam'a da meydan okumayı eksik etmedi maçın sonunda. Sonra Connor'la flörtleşti. Ilya Topuria'yı da istiyor. Ilya Topuria da bu konuyla alakalı şöyle söyledi: benim için bu çok açık. Bir sonraki dövüşüm Max Holloway'e karşı olacak. Tebrikler ve bu gecenin tadını çıkar. Ancak benimle dövüştükten sonra sıraya geri dönmek zorunda kalacaksın dedim Max Holloway için. Ilya Topuria'nın Volkanovski karşısında yaptıklarını düşününce Max Holloway Volkanovski eşleşmelerini de değerlendiriyorum ama her maçta farklıdır. Yani stiller belirler bu maçları deriz yani. O yüzden her maç farklıdır ve her stilde birbirine karşı farklı bir etki yaratabilir. O yüzden Max Holloway Topuria maçı da işte Topuria Volkanovski'yi yendi. Volkanovski Holloway'i yendi. O yüzden Topuria Holloway'i yener asla MMA'de tutmayan bir matematiktir bana kalırsa. O yüzden bu maçı da heyecanla bekleyeceğiz diyorum. Eğer gerçekleşirse 10 numara olur. Böyle bir maçı da böyle bir hype yakalandıktan sonra harbiden de Santiago Bernabeu'da falan yapabilirler. İnanılmaz olur. Ben UFC'nin öyle bir kartı Santiago Bernabeu'yu doldurabileceğini düşünüyorum. Çünkü Amerika'da mesela WWE hiç izlemeyen insanlara mesela şeyi anlatamıyoruz yani. Philadelphia'da 93 bin kişi WrestleMania yerinde izliyor. Abi 93 bin kişiyi niye dolduruyorlar bu entertainment için diyorsun ama o insanlar oraya gidip orada bir şeyler içip arkadaşlarıyla muhabbet edip o etkinliğin içinde bulunmayı, tabii ekonomik rahatlığın da burada verdiği biletlere rahat ulaşım, kişi başı gelir, bunlar da çok önemli faktörler. Burada oralarda bulunmak bir etkinlik aktivite olarak bakıldığı için çok rahatlıkla insanlar bunlara talep gösteriyorlar. UFC ile hiç alakası olmayan binlerce insan gidecektir büyük ihtimalle. O yüzden ben herhangi bir stadyum kartının böyle büyük bir maç olursa doldurulmayacağını zannetmiyorum. Yani her türlü doldurulur diye düşünüyorum. Santiago Bernabeu, Topuria, Holloway maçında diyeyim. Daha fazla uzatmadan bir diğer konuya geçeyim. Evet, bildiğiniz gibi başka maçlar da açıklandı. UFC 302 için İslam Makhachev ile Dustin Poirier maçı açıklandı ve Poirier ile İslam'ın maçı gerçekten hani benim beklemediğim bir maç, onu söyleyeyim. Çünkü ben çok garanti sayı olarak baktığımı hep söylemiştim bu maça. Yani çok beni heyecanlandırmıyor bu maç. Armand Sarukyan bildiğiniz gibi Oliveira'yı yendi ve İslam maçıyla alakalı Armand Sarukyan'ın menajeri bir açıklamada bulundu. Dedi ki UFC'nin 300'deki galibiyetin hemen ardından 1 Haziran'da UFC 302'de İslam maçını teklif ettiler. Armand'a arka tarafta dedi. Yani maçtan çıktıktan, Oliveira'yı yendikten hemen sonra teklif edildi dedi. Ama Armand bu teklifi reddetti ve Poirier maçı ayarlanmak üzereydi. Ben o maçın galibini beklemek istiyorum. O maçın galibiyle dövüşmek istiyorum gibisinden bir teklifte bulunduğunu söyledi. UFC de bunu kabul ettikten sonra zaten post press konferans, yani show sonrası basın toplantısında İslam'la Poirier maçını açıkladılar dedi. Yani ilk önce Armand Sarukyan'a bu maçın teklif edildiği söyledi. Bu da çok ilginç. Yani orada demek ki mutlaka düşünüyorum ben Poirier'le bir kısma kadar gelmişlerdir anlaşma aşamasında. Ama burada hemen o performansla Armand Sarukyan'a teklif edilmesi bana çok aceleci bir tavır geldi. Ama ben şunu da söylemiştim hatırlarsanız. UFC 300'ü değerlendirdiğim öncesinde değerlendirdiğim videoda, ya Poirier maçını hemen ayarlamayın, Armand maçını, Oliveira maçını bekleyin. Orada çok eksantrik performanslar izleyebiliriz. İslam'ın rakibi o maçtan da çıkabilir. O yüzden Poirier maçını açıklamayın gibisinden. UFC de zaten bu yolu izlemiş ve maçı açıklamamışlardı. Armand'a veya Oliveira'nın galibiyetini bekliyorlardı. Ben Charles Oliveira'nın bu maçı kabul edeceğini düşünüyorum. Armand daha temkinli davranmış, Armand Sarukyan. O da kendi tabii ki tasarrufu. O yüzden de onun kabul etmemesiyle birlikte Poirier İslam maçını izleyeceğiz UFC 302'de. UFC 302'de bir de tabii bildiğiniz gibi Sean Strickland ile Costa dövüşecek. Bu da yan ana maç olacak ve 5 round üzerinden olacak. Sean Strickland ilk önce kendisine teklif edilen parayı beğenmemişti ve maçı reddetmişti. Daha sonrasında maçı kabul ettiğine göre UFC'ye teklif ettiği rakamda veya böyle bir pazarlık sonucunda ortada buluştular herhalde diye düşünüyorum ve bu maçı kabul etti. Sean Strickland Paulo Costa ile UFC 302'de dövüşecek. UFC 301 bildiğiniz gibi Brezilya'da olacak. UFC 302 nefes kesecek, onu söyleyebilirim. Çünkü ana maçla yan ana maç, her ne kadar ben ana maçtan çok şikayetçi olsam da tabii ki de İslam'ı Poirier'i kafes içinde izlemeyi bütün MMA severler seviyor. O yüzden de çok güzel bir karşılaşma bizleri bekliyor. İki taraftan da UFC 303'te de tabii McGregor, Chandler harika bir karşılaşma, harika bir gece olacak. 29 Haziran çok uzak da bir tarih değil. O yüzden çok mutluyuz. UFC yaz aylarında hep böyle
gazlanır zaten uluslararası dövüş haftasına doğru. Bir de buraya UFC 300'ün bu periyota denk gelmesi iyice olayları şerbetlendirdi ve çok güzel bir yere getirdi. Evet arkadaşlar, bizleri izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Böyle güzel gündemi değerlendirdiğimiz bir video daha yapmak istedik. Çünkü ben UFC 300'ü sabahına çekmiştim ve bu haberler ben kayıt alırken olmuştu, görmemiştim. Geri döndüğümde görmüştüm. O yüzden bir video daha yapıp sizlere önceki videoyu tabii böyle hazmettikten sonra şimdi bir de bunu sunalım dedik kanaldan. Hepinize izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Hoşça kalın. Beğenip abone olup yorum yapmayı unutmayın. Lütfen abone olursanız bu arada çok seviniriz kanala. Beğenmeniz de videoları öne çıkaracaktır arkadaşlar. Ki görüyorum zaten beğeni yapan kemik bir kitle var ama yapmayanlardan da rica ediyoruz beğeni yapmalarını videolara diyeyim. Hepinize hoşça kalın diyorum. UFC ile kalın. Kendinize çok çok iyi bakın.